Haberin Merkezi, Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili seyirciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet, Erzurum'da bugün bir tatbikat vardı sevgili seyirciler. Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde yapılan tatbikatta gerçeği aratmayan görüntüler yaşandı. Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde yapılan tatbikatta gerçeğini aratmayan görüntüler oluştu. Senaryo gereği binanın 4. katında çıkan yangında alarm verilmesiyle birlikte Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü çalışanları önemli evrakları alarak yangın merdivenlerinden dışarı çıktı. Binadaki diğer personelin sivil savunma arama ve kurtarma ekiplerinin kontrolünde tahliye edilmesinin ardından yangın tüpleriyle yangına nasıl müdahale edileceği gösterildi. Yasin hazırlığını yap. Öncesinde ben. Tahliyemizin ilk aşamasını geçtik. Yangın merdivenini kullanarak personelimiz aşağı indi. Ve kıymetli eşyaların odalarındaki bulunması gereken kıymetli eşyalarını alarak aşağı indiler sayın müdürüm. Şu an altı eşyalar bir yangın halinde. Yangın söndürme tüplerini nasıl kullanacağını anlatacağız. Şimdi söndüğünden emin olduktan sonra olay bölgesinden ayrılacağız. Şimdi başlıyoruz. Bekliyorum, iyice sönecek. Sonrasında ayrılacağım. Tam emin olduktan sonra. Bir daha yapalım. Arkadaşlardan denemek isteyen varsa ateş bir daha yapalım. Yangın. Bas. Yalnız anlama çıkmalar var. Tamam. Arkadaşlar işte panik yapmıyoruz. Ne olursa olsun panik yok. Şimdi arkadaşlardan denemek isteyen yan var lan. Yangından etkilenen ve binanın 3. katında mahsur kalan bir kişi sedyeye, 2 kişi ise vücutlarına bağlanan halatlarla aşağı indirildi. Çek. Açıldan aşağı. Yok, bakarım. Evet. Ben bakarım. Şu anda dışarıdayım. Baba ismi neydi? Tapu Kadastro Bölge Müdürü Ali Ataman yaptığı açıklamada yapılan tatbikatın kendileri ve kurum için büyük önem taşıdığını söyledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Amiri Zafer Özcan da yapılan tatbikatın kurum çalışanlarına bilgi ve deneyim kazandırdığını dile getirdi. Sayın seyirciler, Suriye'de yaşanan insanlık dramını herkes biliyor.
ve Türkiye'den yardım kuruluşları da Suriye'de mağdur vatandaşlar için adeta yardım için seferber olmuş durumdalar. İşte bugün Erzurum'da da Vuslat Yardım Derneği Suriye'deki mağdur vatandaşlara yardım için kamyonlarla erzak gönderdi. Erzurum'daki yardım kuruluşlarından Suriye'deki çaresiz vatandaşlara insan yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda Vuslat Yardım Derneği de hayırsever vatandaşlardan topladığı insani yardım paketlerini kamyonlarla Suriye'ye gönderdi. Yardımların içerisinde 1380 battaniye, 100 bin adet giysi, 850 çift ayakkabı, 500 koli gıda, 10 adet jeneratör ve 100 koli ilaç bulunuyor. Dernek yöneticisi Mustafa Dastan, Suriye'deki Müslümanlara yardım için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, Suriyeli hocaların kendilerinden en çok istedikleri yardım malzemesinin ilaç, gıda ve jeneratör olduğunu ifade etti. Hadi, hadi. Geçer getirin. Çıkma, çık. Ahmet abi verin geç. Koy hocam, üstüne koyun. Sen yavaş, bırak. Ya hazır mı? Vuslat Derneği başta olmak üzere Erzurum Sivil Toplum örgütlerinin de desteğiyle malumunuz Suriye'de yaşanan üzücü olan olaylar neticesinde aç kalan, susuz kalan, barınacak yeri olmayan, giyecek elbisesi olmayan Müslüman kardeşlerimize, kardeşlerimizin gereği olarak elimizden geldiği kadar bütün Erzurum halkımızın da ilgi ve desteğiyle Allah razı olsun. Bugün inşallah ilk konvoyumuzu ağırlıklı olarak elbise olmak üzere yanında gıda ve ilaç olacak şekilde inşallah yarın Cuma günü inşallah Suriye'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Lakin burada inşallah bundan sonraki yapacağımız, yapmayı düşündüğümüz desteklerimize de hususen Erzurum halkımızdan isteğimiz, imkan sahipliği olan kardeşlerimizden isteğimiz özellikle ilaç konusunda, gıda konusunda ve jeneratör konusunda. Zira su sıkıntısı çekiliyor. Su çekmek için, kuyulardan su çıkartmak için jeneratöre ihtiyaç var. Bundan dolayı başta Erzurum halkımızdan olmak üzere bütün mümin kardeşlerimizden ellerinden gelen desteği esirgemeleri kendilerinden rica ediyoruz. Geçelim siyasete. Siyasette Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık her perşembe olduğu gibi bugün yine kameralar karşısındaydı. Faik Çalık'ın gündeminde ise büyük alışveriş merkezleri vardı. Parti il binasında haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık, Suriye olaylarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Çalık, konuşmasında ayrıca büyük alışveriş merkezlerinin Erzurum'a hiçbir katkısının bulunmadığını ve yaşanan bu tablodan en çok yerel esnafın etkilendiğini ileri sürdü. Yine bir grup toplantısında 2006 yılında yaptığı toplantıda ABD için stratejik, müttefik ve kadim dost ifadelerini Başbakanımız kullanmıştı. Şimdi Başbakanımızın Amerika sevdası niye bu kadar önemli? Bildiğiniz gibi Irak Savaşı yapılırken havaalanlarımızı, limanlarımızı ve İncirli'yi kullandırmak suretiyle Amerika'nın yanında yer alması maalesef ki milletimizi üzmüştü. Şu anda da yine bu özür hadisesiyle başlayan Türkiye'nin Amerika ve İsrail'e sempati duyması şeklinde yorumlanabilecek yapının çalışmalarını görmek zorundayız. Ve şunu unutmamalıyız ki Amerika İsrail'in güvenliği için var olduğunu defalarca belirtmiş ve Amerika Başkanı Obama İsrail ziyaretinden önce bizim için öncelik İsrail'in güvenliğidir şeklindeki açıklamalarını iyi okumamız gerektiğini hatırlatıyorum. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla bu özür hadisesi Türkiye gündemini değiştirdi mi? Bunu zannetmiyorum. Geçtiğimiz günlerde esnaf ziyaretine, yani bu Obama'nın İsrail'in özür dilemesinden sonra esnaf ziyaretleri yaptığımızda, daha öncesinde One Minute hadisesinde milletimizin sahiplendiği kadar sahiplenilmediğini ve dolayısıyla bu tezgahı milletimizin yutmadığını da belirtmek istiyorum.
İsrail özür diledi de işgalinden veyahut da insanlığa yaptığı, Müslümanlara yaptığı zulümden vaz mı geçti? Hayır. AVM'ler şehir esnafını yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bir hale gelmiştir. Büyük sermaye grupları tarafından şehirlerin her tarafında gelişi güzel bir şekilde açılmaya başlanan, Türkiye'de yaklaşık 347 tane, yanlış telaffuz etmiyorsam rakamlarda oynama olabilir, AVM'nin olduğunu, şehrimizde de daha önce GEZ istasyon muhitinde başlayıp daha sonra Yenişehir semtinde büyük bir AVM'nin açılması ve şimdi de Terminal Caddesi'nde eski terminalin yerine çok daha büyük bir AVM'nin açılacağını da biliyoruz ve bu manada çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Özellikle bu AVM'lerin vergilerini dahil Erzurum'a vermediklerini, parayı Erzurum'da kazanıp vergileri dahil bütün kazandıklarını ya İstanbul'a ya da yurt dışı bağlantılarına aktardıklarını belirtmek istiyorum. İstihdam sağlıyoruz diye 50-100 kişinin çalıştığı, 150-200 kişinin çalıştığı ve günde 12-13 saatten aşağı olmamak üzere bir nevi sömürü düzeni kurulan bu AVM'lerin istihdamı tamamlıyoruz şeklindeki açıklamalarında gerçeği yansıtmadığını, çünkü biliyoruz ki açılan her AVM açıldığı bütün şehirlerde yüzlerce esnafı ve etkilediği alan itibariyle de belki binlerce insanı mağdur ettiğini de bilmemiz gerekiyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan suç şebekeleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda iki kişi yakalandı. Uyuşturucu şebekelerine yönelik planlı soruşturma kapsamında dün il merkezinde 5 ayrı noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek uyuşturucu satıcılığı yapan şüpheliler H.A. ve İ.Y. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Planlı soruşturma sürecinde uyuşturucu madde satıcılarından satışı hazır vaziyette içimlik olarak ayrı ayrı paketlenmiş 114 kilo 74 gram gelen uyuşturucu esrar maddesiyle şüphelilerin ikametlerinde bulunan aramada 11 adet MKE yapımı 7,65 milim çaplı dolu fişek ele geçirildi. Operasyon sonunda gözaltına alınan iki şüpheli, iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sorguları neticesi bugün sabah saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Bültenimize yine trafik kazası haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Yer yine aynı, Nene Hatun mevki yani Pasinler yolu ve dün gece yaşanan trafik kazasında 5 vatandaş yaralandı. Dün gece saat 21.30 sularında Pasinler istikametinden Erzurum istikametine gitmekte olan 74AJ037 plakalı tır, Erzurum'un Nene Hatun mevki çevre yolunda aynı istikamette ilerleyen tomruk yüklü 25DE475 plakalı pikaba arkadan çarptı. Çarpma sonucu hakimiyetini kaybeden araç bölünmüş yolun kanalına düştü. Meydana gelen kazada 5 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma kurtarma ekiplerinin yoğun ve pratik çalışmaları sonucunda sıkışmış halde bulunan yaralılar kurtarılarak ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Hacı adaylarının bugün kura heyecanı vardı sevgili izleyiciler. İl Müftülüğü çok amaçlı toplantı salonundan canlı olarak yapılan kura çekimi kimini sevindirdi, kimini ise üzdü. İl Müftülüğü çok amaçlı toplantı salonunda bir araya gelen hacı adayları meraklı gözlerle kura çekiminin heyecanını yaşadı. Müftülük yetkililerinin de hazır bulunduğu kura çekimi bazı adayları sevince boğdu, bazılarını ise derinden üzdü. Hacı adaylarından bazıları çok heyecanlı olduklarını ifade ederken bazı hacı adayları ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirdiler. Yuracı Tokmak, Mürevler Tokmak, Mehmet Bonat, Maksude Düz, İbrahim Düz, Gezvan Düz, Kasım Hüşür, Emine Hüşür, Cemil Ahmet Tunç, Asef Güneş, Ümran Güneş, Fatıma Güneş, Ali Betan, Züleyha Betan, Recep Bülbül, Cezvan Bülbül, İsa Şimşek, Yeter Şimşek, Akbulut, Emine Akbulut, Sami Doğru, Mehmet Ali Bişir'in, Neriman Şirin, heyecanı taşıyoruz. Valla biraz. Kervan Yavuz, Hüseyin Duman, çünkü benim ilk sene, Duman, Emine Eser, ilk müracaat ettiğimiz sene amcamla oğluyla beraber müracaat ettik. Ona çıktı, bana çıkmadı. O 6 sene evvel, 6 senedir ben bunu şey diyorum, heyecanı yaşıyorum. Ayşe Yılmaz, Ali Bişir, Zeynep Öğrenlioğlu,
Bakın ben bir akrabamın yerine buradayım. Onlar İsmail'den beni aradılar. Geldiler. Söylediler. Ben de geldim. Bu hac organizasyonu nasıl olacağını görmek için geldim. Hep görüyorum ki bayağı bir keşmekeşlik var. Kura çekiyorlar. 2007'den kalanlar var. 2013 gelmiş. Dünyanın anormal rakamları var. Aldım. Çok büyükmüş. Diyanet İşleri Başkanlığı bu işi daha derli toplu, daha derli toplu bir şeye koyamaz mı? Erzurum'da 17.770 bu sene kayıt, toplam kayıt var. Bu sene 3.940 kişi. 13.839 da geçen yıllardan kayıt varmış. Sadece Erzurum, Türkiye genelinde şöyle bakıyorum. Şöyle bakıyorum Türkiye genelinde. Toplam yazdım bunları ben de. Not aldım. Tabii bu çok düşündürücü bir şey ama. Çok düşündürücü bir şey. 129 bin hacı kayıt olmuş. Kontenjan 75-80 bin civarında. Kura kura seçilmesine biz de heyecanlının dört yüzünü bekliyoruz hacının çıkmasını. Eğer çıkarsa, nasipse gitmek istiyoruz. 5 senedir başvuru yapmışsa sahanın sebep çıkmıyor. Şimdi de dört gözünden bekliyoruz çıkmasını. Çoktan bekliyoruz. İnşallah çıkar, çok heyecanlıyız. Allah nasip eder de biz de gece orayı gidiyoruz. Nasip etmeden Allah öldürmesin. Bekliyoruz, inşallah çıkar. Taha Özen, Fatma Bacaksız, Ahmet Seyfi, Hatice Seyfi, Gülşen Taşağır, Mehmet Taşağır, Ayten Biçer, Mehmet Kalaycı, Hicaziye Kalaycı, Atiye Çabuk, Ali Geygüç, Ayşe Geygüç, Mehmet Mustafa Ayşe, Yunay Ece. Çok heyecanlıyım. Beşinci sene. İnşallah hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temin ederim. Nasıl kısmet Allah'ın takdiriyle. Ben çok heyecanlıyım. Ben de Erzurum çekiyorum. Birlik Haber Sendikası Erzurum Şube Başkanı Abdülhekim Yıldırım, PTT Anonim Şirketi yasa tasarısındaki değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sendika binasında bir basın toplantısı düzenleyen Birlik Haber Sendikası Erzurum Şube Başkanı Abdülhekim Yıldırım, sendika olarak gündemde olan PTT Anonim Şirketi yasa tasarısındaki değişikliğe ilişkin taleplerinin olduğunu ve bu taleplerini Genel Başkanları Şinasi Gülcüoğlu'nun bugün yapılan komisyon toplantısında gündeme getirdiğini ifade etti. 2013 tarihinde yapılan komisyon toplantısında haberleşme hizmet kolunda genel yetkili sendika olarak PTT AŞ yasa tasarısında posta dağıtıcılarına fiili hizmet süresi zammı, kurum karından %20 pay verilmesi, fakülte mezunu dağıtıcılarımızın memur olması, şirket sözleşmeli statüsüne geçiş için bir yıllık sınırın kaldırılması, ünvan yükselmelerinde şirket sözleşmelisi olma şartının kaldırılması, iş güvencesinin sağlanması ve daha birçok konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda değişiklik yönerge taleplerimizin sunumunu yapmıştır. Bu doğrultuda yaptığımız daha önceki görüşmelerde PTT'nin AŞ yasa tasarısında posta dağıtıcılarına fiili hizmet süresi zammı, kurum karından %20 pay verilmesi, fakülte mezunu dağıtıcılarımızın memur olması, şirket sözleşmelisi statüsüne geçiş için bir yıllık sınırın kaldırılması, ünvan yükselmelerinde şirket sözleşmelisi olma şartının kaldırılması, iş güvencesinin sağlanması hususlarının değiştirileceği yönünde hükümet yetkililerinden söz alındığını bilmenizi isteriz. PTT'nin değerli çalışanlarının hakkını alabilmek için genel yetkili sendika olarak bugüne kadar her platformda gerekli çalışmaları yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İl Genel Sekreterliği Erzurum'da ecdat yadigarlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yeni bir süreç başlattı. Tarihi gören yerleri türbeler otağında çalışmalar gerçekleştiren kurum, Tarihi Erzurum Kongre binasını da işlevsel hale getirecek.
Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ednan Yazıcı, tarihi Erzurum Kongre binasının restore edileceğini, binanın fonksiyonel hale getirilmesi amacıyla özel bir konuk odası ekleneceğini açıkladı. Tarihi Kongre binası restorasyonu için sürecin başlatıldığını bildiren Yazıcı, inşaat sezonunun açılışıyla birlikte onarım ve tadilatın gerçekleştirileceğini söyledi. Restorasyon ihalesinin 4 Nisan'da gerçekleştirileceğini aktaran Yazıcı, Kongre binasının yenilenmiş yüzü ve müştemilatıyla tarih turizmine kazandırılacağını vurguladı. Yazıcı, Milli Saraylar kapsamına alınan tarihi Kongre binasının Erzurum'da Cumhuriyet tarihinin tarif ve ifadesi olduğunu, bu eseri güncelleştirerek yeni nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Restorasyon işlemlerinin 2003 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Yazıcı, Kongre binamız 4 Nisan tarihi itibariyle ihalesi yapılarak müteahhit firma tarafından baştan aşağı yenilenecek. Restorasyon çalışması bittikten sonra Kongre binasının içinde bazı odaların kütüphane odası, seminer salonu, çalışma odası ve Sayın Valimizin konuklarını ağırlayabileceği misafir odası gibi odaların yapılmasını planlıyoruz. Kongre binamıza işlevsellik kazandıracak önemli bir çalışmaya imza atacağız dedi. Sayın seyirciler, günlerdir bahsediyoruz. Erzurum'da büyük bir organizasyon ve dün start aldı. Evet, UEFA 2014 futsal grup eleme müsabakaları Buz Arena'da başladı ve Türkiye milli takımı dün akşam ilk maçına çıktı. İzleyici bakımından ilgi ise oldukça fazlaydı. Erzurum Buz Arena Salonu'nda yapılan futsal karşılaşmalarının ilkini Vali Sebahattin Öztürk'le birlikte yaklaşık 2000 kişi izledi. Maçın ilk golü Slovenya'dan geldi. Igor'un 5. dakikada attığı golün ardından Raşko durumu 2-0'a taşıdı. Rakibin baskılı oyununu seyirci desteğiyle kıran Türkiye, 14. dakikada Cem ve 20. dakikada Yasin'in ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-2 berabere tamamladı. Maçın ikinci yarısını hızlı başlayan Türkiye 22. dakikada Kenan'ın ayağından bulduğu golle 3-2 öne geçti. Bu golün ardından Slovenya üst üste bulduğu 3 golle maçı 5-3 kazandı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Ömer Kaner, "Maça iyi başlayamadık. Rakibin baskılı oyunu karşısında ilk dakikalarda güzel bir oyun sergileyemedik. Oyuncularım ilk kez bu kadar seyirci önünde oynadı. Bu nedenle çok heyecanlıydılar. Önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi. Evet, skor olarak bizi üzdü ama organizasyona sahiplik bakımından da sevindirdi sevgili izleyiciler. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'nde görevli Kemal Coşkun ve Akif Fencioğlu kardeşlerimizi buradan kutluyoruz. Gerçekten de çok güzel bir çalışma yapmışlar ve o salonu doldurmuşlardı. Erzurum'a gelen yabancılar da gördükleri bu güzel atmosferden dolayı oldukça mutluydu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.